Merhaba arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Gül diktim yollarıma. Bakın, bir arkadaşımız bize gül pidesi getirmiş. Daha doğrusu göndermiş kargo ile. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bana dedi ki, hocam senin çelikten köklendirme yöntemlerinle öğrendiğim bu gül çoğaltma yöntemini bol miktarda uyguladım. Çeşitli konu komşuya dağıttım. Bir tane de sana gönderiyorum. Bunu evinin güzel bir yerine dik, beni hatırla. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu sarmaşık gülmüş arkadaşlar. Tabii kargoda gelirken bazı yerleri hafiften kötü olmuş ama sıkıntı yok. Sağlıklı bir şekilde gelebilmiş kargo ile. Şimdi bunu evin şurasına dikmeyi düşünüyoruz. Önceki zamanlarda burada bir sarmaşık gülümüz vardı bizim. Fakat gülün cinsi kötüydü. Dedim bir ara bir aşı yapayım. Fırsat imkan olmadı. Daha sonradan da diğer işte sarmaşık bitkileri gülü kaplayınca gül doğru dürüst çiçek açamaz oldu. Şimdi o sarmaşık bitkileri de kaldırdık. Büyük bir kısmını budadık. Gülü de kaldırmıştık. Burası boş bekleyip duruyordu. Acaba buraya ne diksek, diksek mi dikmesek mi falan diye kararsızlık içerisindeydik. Böyle de bir gül gelince dedik ki burayı öyle gülle donatalım. Sarmaşık gülümüz kırmızı kırmızı açsın. Haydi bakalım, şimdi hemen hızlıca işlemlerimizi yapalım. Yeni bir bitki sahibi daha olalım böylece. Önce dikeceğimiz toprağı bir hazırlayalım. Hemen bir deneme yapalım. Dikeceğimiz alana şöyle bir kürek hayvan gübresi dökelim ve toprakla da hafiften bir harmanlayalım. Eski gülün de kökleri var oralarda. Evet, tamamdır. Bir tanesi biraz kırıkça ama inşallah o da tutardır. Daha doğrusu kurumaz. Burasında sıkıntı olursa buradan yeni çıkacak olan filizlerle kendisini büyütür diye tahmin ediyoruz. Bir de şimdi bir su verelim. Can suyu. Evet, yüzey gübrelemesi de tamam. Şimdi can suyumuzu verelim. İlk dikilen bitkilerin diplerinde mutlaka hayvan gübresi olursa, hani mesela şimdi biz bunu suladık, bir süre sonra su çekilecek ve bir veya iki gün sonrasında toprak yarılmaya başlayacak ya, yarılan topraktan içeriye hava girer. İşte o köklere zarar verebilir ya da işte tutmamasına, kurumasına sebep olabilir. Yüzeyine bu şekilde katmanlaşmasını önleyen ya da işte yarılmasını önleyen hayvan gübresi koymakta fayda var. Üzerinden birkaç gün geçmiş olsa bile bu toprak yarılmayacaktır. Evet, tamam, yeterli. İlk zamanlarda biraz yoğun şekilde sulama yapacağız ve bunun yeni yerine alışmasını sağlayacağız. Allah'ın izniyle bu kısa sürede kocaman büyüyüp gidecektir sarmaşık gülümüz. Biraz bekleyip görelim bakalım. İlk çiçeğini açtıktan sonra videomuzu kapatalım. Sevgili arkadaşlar, gülümüzü dikeli üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Belki bir buçuk ay da olmuş olabilir. Yavaş yavaş artık böyle tomurcuk çıkartmaya başladı. Güllerini açacak. Kırmızı rengi ortaya çıkmış. Ama şöyle bir sorunumuz ortaya çıktı. Bakın, yaprak bitleri özellikle tomurcukların üzerinde
kol geziyor. Hemen şimdi buna bir ilaç yapacağız. İlacımız ne? İlacımız sıvı Arap sabunu. Bu fısfısın içerisine su doldurduk. Bir miktar göz kararı sıvı Arap sabunu koyduk. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar falan yoğunlukta. Ve buna şimdi uygulama yapacağız. Bu arada bizim mahallenin kedisi de geldi. Çekil bakayım, kedi orada. Özellikle şöyle bütün yapraklarına değecek şekilde, ama özellikle şu zararlıların yoğun olarak konuşlandığı yerlere daha fazla sıktım. Bu ilacın Allah'ın izniyle etkili olacağını ve bütün zararları ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde gülümüze bir zararlı musallat olmuştu. İşte gördüğünüz üzere yapmış olduğumuz önleyici çalışmalar sonrasında bu zararlının etkisi de ortadan kalktı ve yavaş yavaş güllerimiz açmaya başladı. Tomurcuk goncaya dönmeye başladı. Orada da bir tane açılmak üzere olan tomurcuk var. Bunlar da açtığı zaman videonun kapanış bölümüyle karşınızda olalım. Evet, geldik videomuzun kapanış bölümüne. Arkadaşlar, bundan yaklaşık 2 ay önce sizlerle beraber buraya hediye gelen gülümüzü dikmiştik. Tabi o zaman kargonun da etkisiyle biraz halsiz ve bitkin vaziyetteydi. Bazı dalları da kırılmıştı. 2 aylık süre içerisinde bakın yeni böyle filizler çıkarttı. Ondan sonra böyle sürgünler vererek tomurcuklar açtı ve bu tomurcukları artık güle döndürmeye başladı. Burada 1, 2, 3, 4 tane tomurcuk var. Böyle özellikle bir gül demek ki aynı filizin ucunda 4-5 tane çiçeği olacak olan, goncası olacak olan bir gülmüş. Gayet güzel bir cinsi var. Bakın şöyle. Oh. Hafiften kokusu da var. Hani çok keskin olmamakla birlikte güzel bir rayihası olan koku da var üzerinde. Geçtiğimiz günlerde Arap sabunu ile bir uygulama yapmış ve özellikle şu tomurcuk alandaki yaprak bitlerini gidermiştik. Ama aradan bakın biraz zaman geçince şurada görüyor musunuz? Genç taze sürgünlerin üzerinde yine yaprak bitleri gözüküyor. Gördünüz mü? Şimdi onların icabına bakacağız. Bakın, Arap sabunu ilacımız hala bitmedi. İçinde var. Bunu da sıkabiliriz. Ama bu sefer biraz değişik, daha etkili bir ilaç getirdim. Doğal bir ilaç. Odun sirkesi. Şimdi odun sirkesini bütün yapraklarına ve özellikle şu yeşil yaprak bitlerinin bulunduğu alana sıkacağım. Odun sirkesi hem gülü ve sıktığınız bitkiyi besler. Bak, gördünüz mü? Yaprak bitlerine bakın. Bu odun sirkesinin aslında öldürücü bir özelliği yok. Daha çok kovucu özelliği var. Yani bu etkin ve keskin kokudan dolayı birçok zararlı buradan uzak kalır. Zehir atmamış olursunuz ve tabiata da çok fazla zarar vermemiş olursunuz. Sadece bitkinizi korumuş olursunuz. Şimdi bakın, herhalde bu gülle beraber geldi. Dibinden dişi bir incir ağacı da çıkmaya başlamış. Birazcık daha büyüsün bakalım böyle. Bunu çıkartıp başka bir yere dikebiliriz. Dişi olduğunu yaprağın özelliğinden anlıyoruz. Meyve verecek bir ağaç. Evet. Şimdi hemen son bir işlem yapıp videomuzu kapatalım. Şöyle toprağını bir çapalayalım. Evet, böyle bir çapalama yaptık ki daha hızlı büyüsün. Çapaladığımız zaman toprağı bir havalandırmış olduk. Toprağın içerisine oksijen girmesini sağladık. Şimdi üzerine hafiften bir gübre de saçalım. Hayvan gübresi, büyükbaş hayvan gübresi. Daha önceden de saçmıştık gerçi de. Şöyle biraz daha takviye ettik. Son olarak bir sulama yapıp İşlemimizi bitirelim. Gül diktim yollarıma. Buraya ne eksek ne diksek falan diye düşünürken
bir arkadaşımız sağ olsun bize hediye gül göndermişti. İşte onun gülü burada artık büyüyecek ve şu civarı evin girişini kaplayacak inşallah yakın bir zamanda. Evet arkadaşlar, sizin de böyle bir ev girişiniz varsa, bir işte demir alanınız varsa oraya sardırmak için sarmaşık güller çok güzel bir seçenektir. Başka bitkiler de vardır ama bilmiyoruz, güle karşı bizim milletimizin çok değişik bir ilgisi, alakası vardır. Gerçekten güzel görüntüleri vardır birçok gülün. İşte onlardan birisi kırmızı sarmaşık gül. Biz de evimizin girişine bunu diktik ve bunu büyüteceğiz inşallah. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.